Kıraç Ahmet bir padişahın 3 oğlu varmış. Bunlar demişler ki bir yere çalışmaya gidelim. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler. Önlerine bir ekin çıkmış, gel burayı biçelim, ne de olsa sahibi biçtirecekmiş, demişler. Dev, evinden bakar ki tarlası biçiliyor. Gidip yanlarına ekini neden biçtiklerini sorar. Onlar da, ekin kızarmış, zaten biçtirecekmişsiniz, derler. Dev de biçmelerine izin verir. Birkaç saat sonra deve acıktıklarını söylerler. Dev, padişahın küçük oğlu Kıraç Ahmet'in eline kağıt yazıp verir. Bu kağıdı karısına götürmesini söyler. Eve giderken Kıraç Ahmet kağıdı okur, kağıtta, ''Karım, sen benim karımsan eğer bu adamı kesip pişir, alıp bana getir.'' diye yazar. Kıraç Ahmet yazıyı değiştirir. Kağıda, ''Karım, sen benim karımsan eğer kara kuzuyu pişirip gönder.'' Karısı da pişirip gönderir. Dev şaşırır. Neyse kuzuyu da yiyip ekini de yarılarlar. Akşam olur. Dev bunları alıp evine götürür. Herkes yatar. Dev bunların yanına gelir. Kim uyur kim uyumaz der. Kıraç Ahmet uyumayacağını söyler. Dev neden uyumadığını sorar. Annem biz uyumadan pınardan su getirirdi der. Dev de biraz ahmakmış, gitmiş pınara, geceden şafak sökene kadar kalburla su taşımaya çalışır ama başaramaz. Padişahın 3 çocuğu da ekinin kalan yarısını da bitirip ücretlerini alırlar. Memleketlerinin yolunu tutarlar. Padişah çocuklarına nereye gittiklerini sorar. Onlar da falanca memlekete gittiklerini, devin ekinini biçtiklerini söylerler. Büyük oğlu devin bir yeğeniyle, ibriğinin olduğunu ve onların ise sadece padişaha yakışacağını söyler. Padişah da onu kendisine kimin getirebileceğini sorar. Getirse getirse bunu Kıraç Ahmet getirir, derler. Kıraç Ahmet'e babası, getiremezse kellesinin kesileceğini söyler. Kıraç Ahmet de gidip leğenle ibriği almanın bir yolunu bulur. Getirip babasına verir. Ortanca oğlu bu sefer de devin bir atının olduğunu, ancak padişahın kendisine yakışacağını söyler. Yine Kıraç Ahmet'e getirmesini söyler padişah. Kıraç Ahmet gider, ahıra girer. At kişner ve dev gelir. Kıraç Ahmet saklanır. Dev bakar kimse yok, ata kamçı vurur. Dalga mı geçiyorsun benimle, der. Kıraç Ahmet atı alır, getirir. Bu sefer diğer kardeşler, baba bir dev, bir dev ki görülmeye değer. Padişah kimin getirebileceğini sorar. Yine Kıraç Ahmet'i göndermişler. Kıraç Ahmet padişaha der, bana bir kilitli sandık, bir zilli kağını, 200 tane baş bıçağı, 200 tane sabun, bir keçi postu verin, der. Kıraç Ahmet bunları alıp sandığa koyar, sabunları kağının etrafına dizer, baş bıçaklarını sabunların üstüne oturtur. Keçi postunu da üste alır. Kıraç Ahmet yanına gelir. Ziller çalına çalına dev ürker gider. Yolda kağınıya biner, sandığın içine girer. Sandık kilitlenir. Kıraç Ahmet devi eve getirir. Kağnıyı ulu kavağın dibine çeker, açar sandığı ve dev dışarı çıkar. Dev kaçar. Kıraç Ahmet bakar ki dev kavağın üstünde. Kıraç Ahmet kavağı hızla sallar. O sırada dev yere düşer. Dev, padişahın büyük oğlu ile ortanca oğlunun ardına düşer. Onlar devden kurtulmak için göle atlamak zorunda kalırlar ve gölde kaybolurlar.
Böylece küçük kardeşlerine yaptıkları eziyetin cezasını çekerler. Böylece Kıraç Ahmet kurtulur. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.